aşağısı Leam Singh plajı. Çok güzel gözüküyor. Hakikaten hoş bir denizmiş. Koyu tatlı bu şekilde devam ediyor. Bu da dün gittiğimiz yer, şu arkası. Şu anda Surin Beach'teyiz. Kamala'nın biraz daha kuzeyi oluyor. Evet. Buradan nereye gidiliyor? Altın kıtası bunlar. Buradan da belki hemen yanında bir Leam Singh diye koy var. Aha. O Leam Singh'e gidiş yok. Ancak buradan botlarla gidebiliyorsun. Şurada mesela bir ileride bot var. Bakın. O botlardan kiralıyorsun ama Leam Singh'e götürüyor şu yan tarafta. Araba çok güzel gözüken bir yer. Leam Singh'e yürüyoruz. Böyle bir yürüyüş yolu var. Yol bu şekilde. Size ağacı çekmek istiyorum. Baksanıza ya, bayağı eli ayağı var yani. Kadim bir ağaç. Abi gidiyor. Yolumuzda bu plaja giden. Hani daha çok gizli bir plaja gidiyor. Sonunda gizli plajımıza geldik. Burası hakikaten çok güzel gözüküyor. Ağaçtan şeyler sarkıyor. Tarzan'la cehincilik oynayalım mı? Tarzancılık sarkıyor. Sonra niye maymunlar burada? Tabii maymun gelir buraya. Evet, ne yapıyor? Ne yapıyor? Geldik buraya. Çok hoş gözüküyor. Jungle'larda yüzüyoruz. Cungle bungle. Böyle tekneyle de getiriyorlar. Daha ben hep öyleyim ya. Yani ya jungle olsun, orada takılabilirim. Ya da jungle olsun. Okyanus dışında bir şeye bile giremem yani, yüzemem orada. Okyanus harici yokum ben. Yoğun ben diyorsun. Yoğun Şimdi Bang Tao Beach'e geldik. Burası da nefis. Her yer gibi güzel. Hepsi gibi. Bir eksiği yok. Yani burada ekstra güzel olan şurada bir restoran var. Belki yeriz. Çok fazla deniz kenarı şeyler var. Yerler var. Burada tam batıya bakmıyor. Biraz balıkçı ve teknenin olduğu tek plaj galiba, değil mi Eda? Bak, böyle teknelerin olduğu tek plaj. Daha öncesinde yoktu pek tekneler. Böyle devam ediliyor. İleride de var şeylerden. Restoranımsılardan. Şurada lüks bir otel var. Bu şekilde bir yer. Bak, ilerlerde de var artık. Herhalde kuzeye doğru gideceğimiz en son yer burası diye tahmin ediyorum ben sen. Evet, plaj olarak. İleride daha çok ileride gene var, bitmez ama yeter bu kadar. Bay bay. Şimdi burası Golden Fish Restoran. Bang Tao'da. Şurada bir domuzcuk var. Hareket etmeyeyim de beni görmesin. Gelirse çekerim. Eşek seni, eşek seni. Köpek gibi domuz geziyor ortalıkta. Gene geleneksel. İşte balıklar, malıklar. Lobsterlar. Mavi yengeçler. Domuza benziyor Eda. Domuz şeyine benziyor. Evet. Böyle zincirli bir mekanizmayla dönüyor. Burada diğer aşçımız bize balık yapıyor. Biraz da içeriye çekelim. Bir kız sallanıyor mesela. Şöyle şöyle yemek yerleri var. Bir de masalar var. Bir de masaj var bu arada, alakasız. Şurada şu anda masaj yapanlar da var. Şurada.
Restoranlar bu şekilde, ışıklı. Bak salonu. Kocaman bir salıncakta bir kız sallanıyor. Masalar bu şekilde. Vaziyet bu. Personelimiz var. Hello. Bize masa gösterecekler. Eda alıştı sallanmaya. Alıştın bakıyorum. Alıştım. Ne yiyoruz aşkım? Söyler misin? Bu kalamar diyoruz, squid yiyoruz. Bu da barakuda balığı. Nefis barakuda balığı. Bir de salatamız yiyorum. Var. Ne salatamızda? Yok, bu onun sosu galiba. Green salat gelecek bize çünkü. Ya da bu. Öyle hatırlıyorum. Ve şöyle bir ortamdayız. Denize sıfır. Ne yapıyorsun? Selamlar. Acaba biz bugün nereye gidiyoruz? Görüntüye göre birçok ada turumuz var Körfez'de. Öncelikle nereye gidiyoruz? Şimdi bu bizim teknemiz. 3 tane falan 250 beygir motoru oluyor. Buradan böyle basıyor. Naka'ya gidiyor. Çok muhtemelen yalnız. Yani tam %100 emin değilim ama böyle. Bu böyle. Burada ya şnorkel yapacağız ya yüzeceğiz. Ondan sonra Naka'dan sonra basıyor, Panama'ya gidiyor. Bu da gayet güzel böyle bir yer. Burada da belki hani işte kano gibi binebiliriz. Belki binmiyoruz. Sonra diğer adaya gidiyor. Burada şeyle geziyoruz. Kanoyla, kayakingle geziyoruz. Ondan sonra James Bond filminin çekildiği adaya gidiyor. Bu her yerde vardır, ünlü. Sonra da orada bir hemen yanın başında şey var, bir Müslüman köyü var. Bunlar çingen yani deniz çingenesi. Oraya hayat kurmuşlar. Hatta daha öncesinde bir futbol sahası kurmuşlar. Ve şey bile bayağı bir yani futbolcuları buradan geliyormuş Taylandlıların. Toplam mesafe 25 deniz mili. En uzak ada arası. Bu tekneler 30 mille gidiyor. Yani 50 dakikada falan varacak diye tahmin ediyorum. İşte geze geze akşama edeceğiz. Evet, şu an gene yürüyoruz iskelede. Benzer bir tekneye bineceğiz. Bu seferkinin sayısı daha çok galiba. İnsan sayısı. Bir tekneye binip bakacağız bakalım. Bir yarım saatlik ilk bir yolculuğumuz var. Rehberimiz bu. Öyle. Tam bindik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Çok iyi, çok iyi. En iyisi. Üç tane 250'lik motorumuz var. Maşallah. Hondalarımıza.
Hedi hoş. Ha? Kim? Ha evet, Long Tail'dı zaten James Bond'da şey, öbür turlar hep. Bir bunlar Speedboat'tu. Şöyle çapayı buraya bırakıyorlar. Her zamanki usul. Burası dondurma mağarası. Patak adasında. Oh, ama şey çok ilginç gözüküyor manzara değil mi? Bizim fenerimiz nerede? Fenerimizi almadık. Evet, şu anda tura başladık. Mağarayı geziyoruz. Sanarsın ki Damla Taş mağarası. Evet, aynı. Evet, Allah. Bilemiyorum önümü. Flash yap telefonla. Ya çekilin bak. Ice cream buyum. Aa, biz yapmıyoruz lan, onlar yapıyor. Çok kötü lan. Niye biz yapmıyoruz? Şu an bir kano atraksiyonundayız. Evet. Fakat kanoyu biz yapmıyoruz, adamlar yaptırıyor. Evet, şöyle güzel yerlere bakıyoruz. Aynen. Burası Hong Adası. Hong Adası turu. O zaman bak bana. Damlan çıkaracağım ya. Hayda. Bir kano atraksiyonundayız. Fakat kanoyu biz yapmıyoruz, adamlar yaptırıyor. Şöyle güzel yerlere bakıyoruz. Aynen. Güzel değil mi? Evet. Senin kameranın açısı iyi mi acaba? Hah, daha iyi. Az daha iyi. Hah, şimdi. Tüm oğlanlar benim gibi yatıyor hepsi. Şeyler, kızlar önde. Hangna. Foto? Foto? Ne bileyim ya, open mamuro. Ha, okey. Tek foto da zaten ben önemli yerden. Buraya, patik ne? Ağaç kefet zaten. İlterim. Don't go, don't go. Okay. Baba ne mal ya? Hadi ne malış? Pay 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 ya. Bad woman. Fish, fish. Yes. Eat fish here? No food. Ah. Bak çekim seni. Bak. Bakayım mı, bakmayayım mı? Şimdi bir bak, bir bakma, bir şeyler tamam, yap işte. Bir böyle. Şöyle dönünce çekeceğim, dur. Dur, burada manzara kapandı da. Şuraya dönünce çekeceğim, tamam mı? Dur. Hey 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 hey. Aa, bayağı mağara lan. Bak bak. Dur. Wow! 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 Bak hemen video. Merhaba. Kana çok güzel bir şey. Yani şöyle mi konuşayım? Mangrovlar çok fena ya, kayadan değil çıkmışlar. Oho. My god. Bum bum. Bum bum. Mare ben. Aha, we died. You take photo? Take photo, yes. Okay, turn around, photo. Bu kamerama baksana, kafamda gözüküyor olması lazım çekimi. Nereyi çekiyor? Bu beni çekiyor şu an. Kırmızı ışık doğal mı?
Şu an nereye çekiyor aşkım? Nasıl kaydettiğini? Tamam, kafanı indir kaldır dersi. Sonra ya da patlıyoruz kesin devamlı olarak. Üzerinde patlıyorlar artık. Çok ilginç oğlum, nasıl bir şey? Kaya mı olur, mağara mı? Kırmızı mı olur, bir şey mi? Neyin nesi yani, anladın mı? Evet. Kaptan usta ya, baksana. Şunun arasından filmi de yaşatalım istedik size. Teşekkür ederim. Kaç sıkar. Hayda, yukarıya bak. Tekten yukarıya. Düşme de çok. Bakalım lan. Aa, kalp. Bak, heart shape. Ha, evet. İnsanlar delirmiştir la. Onu çekiyor muyum? Kafamla. Ay, beautiful. Thank you very much. Of ya, it's beautiful. Oha. Awesome, thank you. Çok güzel çiçek yaptı bize. Hong Island. Abi kabuklara bak ya, nasıl yani burada yaşadığımız böyle sürekli. Evet, teknemiz yanaştı. Bu James Bond'un bir arkasındaki ada. Buradan ufak bir yürüyüşle James Bond adasına bakacağız. Sightseeing yapacağız. Hoş gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bayan Bond. Nasıl şu anda yapamıyorum? Şunları bir Eda lazım. Şu an saçmalama aşamasında. Hadi şimdi bakalım. Arka tarafa yürüyeceğiz. Hadi yürüyelim bakalım ne varmış. Oradan bakacağız. Burası James Bond filminin çekildiği ada. Öyle diyebiliriz. Gördüğünüz üzere hoş gözüküyor gayet. Eda söyle bakalım neresi burası? Hangi ada bu? Bu Altın Tabancalı Adam filminin adası. Bu kaya kırılmış böyle düşmüş. Şu anda geldik. İlk kasabacığımıza geldik. Burası bir Müslüman köyü. Anlat bakalım. Meseleman. Meselemanları anlat. Arkadaşlar 300 yıl önce kadar falan buraya Java'dan Müslümanlar gelmiş. Bu Müslümanlar deniz çingeneleri, hepsi balıkçı. Burada tabii kara olmadığı için kendilerine kara yapmışlar. İşte kazıklar çakmışlar, üstüne platformlar yapıp ev inşa etmişler. Buradaki köyü kendileri kurmuşlar yani bir nevi. O da vergi vermemek için. Ondan sonrasında artık orada anlatayım. Daha sonra bu Müslümanların kurduğu platformlar 300 metre uzamış, 80 metre genişlemiş, nüfusları arttıkça artmış. Artık Tayland hükümeti buna bir dur demiş yani. Artık daha fazla ev inşa etmeyeceksiniz, daha fazla yayılmayacaksınız demiş. Bakalım değişik bir yer. Deniz çingenelerini görelim. Sonra da size futbol sahalarını anlatacağım. Futbolla ilgili bilgiler var. Bakın köyü kendileri yapmışlar resmen. Bayağı yüzen köy ya. Böyle yapmışlar ya. Bak
La, bak sol, bak sol. Geziyorsun bakıyorum evet, bak. Evet, şu an pazardayım. Pazarımız güzel. Hediyelikçilerimiz var. Yemeğimizi yedik. Selamünaleyküm diyerek geziyoruz. Aynen. Şu an Müslüman bir bölgedeyiz. Müselmani. Değişik şeyler. Burası normal bakkal. Tabi burada tişörtler vesaire hediyelik eşyalar iki katıma çıktı. Buradan almanızı tavsiye etmem. Çok tatlısınız. Camilerimiz, mamilerimiz, avizelerimiz eksik mi bakacağız şimdi? Bakalım. Orada evler şöyle. Mesela burada yiyorlar, böyle yaşıyorlar işte. Çok ilginç. Bence dünyanın en ilginç camisi falan. Ha evet, size bir ev içi göstermek istiyorum. Bakın burası bir ev. Kıyafetler öyle asılıyor, dolap falan olmuyor evlerinde. Evet, böyle açık duruyor ev. Yatak şu mesela. Şurada bir kanepe var. Oturuyorlar. Yatak. Kıyafetler de orada. Onları giyiyor. Şurada çocuğun çantası. Bu babası, dedesi falan. Evlenmiş. Öyle bir mutfak yok zaten. Mutfağa gerek yok. Gerek yok. Herkes sokakta yiyor. Bu caminin içi namaz kılıyorlar. 80'li yıllarda köyün gençleri sıkılmış herhalde. Canları sıkılınca buraya bir futbol sahası yapmışlar. Yüzen bir futbol sahası. Ama yani buna gülüp geçmeyin sakın. Tayland'ın iki tane önemli takımı buradaki yüzen futbol sahasından çıktı. Burada yetişen futbolcular çok varmış. Yani gerçekten bayağı futbolcu yetişiyormuş yani. Evet, iki öne en önemli takım buradanmış. Evet. Kayıt. Arkadaşlar, köyümüzün yeni belediye başkanı, sağ olsun, Allah razı olsun, kendisi Galatasaraylı. Bakın, Galatasaray'ın amblemi var. Ve de muhtar. Bunlar da muhtarın eşleri. Bu yaz kız Kur'an kursu açtık. Onlara hepsine böyle sertifikalarını verdik. Çok mutluyuz. Ondan sonra evet. Tayland milli takımına yeni gençlerimiz, A takımına hepsi alındı. Bunlar alt küme. Hayırlı gençler. Olsun. İyi oldu ya. Seviyoruz yani. Panya Belediye Başkanı yaşasın. Çekiyorum zaten. Evet. Eda Han Han Hazretleri sallanmakta. Nasıl oradan gidiyor? Okyanusa doğru uçacağım. Şu anda biz Naka Island'dayız. Artık turumuzun son noktası. Burada yüzeceğiz. Güzel bir bar var. Belki Mayta'ya yiyeceğiz. Evet. Çekelim etrafı. Adamız madamız hep güzel. Thank you.
yaptırıyorsun? Ben bana da yani muzlu ve nutellalı acayip bir tatlı yapacak bize, böyle pankek gibi bir şey. Nutellayı sürüşlere gel. Her türlü yapıyorlar bak fiyatları. Vay be. Vay be, muz bozuk çıktı, çöpe attı. Bizimkiler kalktır gitsinler. Küçük böyle parmak muzları oluyor. Çok güzel oluyor bunlar. Hey, sanatçı bir çalışıyor. Bunun üstüne de çeşitli soslar koydurmak isteyen koydurur ama bence bu yeteri kadar şekerli oldu.